Başkanım, dil alışkanlığıyla size başkanım diyoruz ama sayın vekilim, Kızılay'ın yönetim kurulu başkanlığına seçildiniz. Hayırlı olsun diyoruz öncelikle. Teşekkür ediyorum. Konya'ya çok hizmetler yapmış biri olarak Ticaret Odası Başkanlığı döneminizde yaptığınız TÜYAP Kongre Merkezi, Zufar ve Kongre Merkezi, GTO Karatay Üniversitesi gibi büyük hizmetleriniz oldu. Daha sonra milletvekili seçildiniz. Kimdir Hüseyin Üzülmez? Çocukluğunuzdan başlayarak bugüne gelirsek. Ama bunu anlatmaya kalkarsak özetleyelim. Ben Konya'nın Konya tabiriyle yerlisi. Evet. Yani Konyalılar malum derler ki türkülerine yansımış Konya'nın yerlisini tarif ederken Meramda Bağı türbe önünde evi olan. Evet. Biz ise Meramda Bağı hükümet önünde evi olanlardanız. Bizim Şükran Mahallesi'nde evimiz, bugünkü PTT, ana PTT'nin arkasında. Ben orada doğmuşum. İşte Meram'da bugün halen evimin olduğu Durunday Mahallesi yani de evim var. Ve Konya'da okuduk. İşte İmam Hatip Okulu'nu okudum. Sonra bir nedenle Afyon İmam Hatip Okulu'na nakledildim, orada bitirdim. Üniversiteyi Ankara Ticaretler Akademisi'nde okudum. Esnaf bir ailenin çocuğuyum. Sonra kendim de çok memur olmak istememe rağmen, çünkü biz 9 kardeşiz, 7 erkek, 2 kız. Erkek kardeşlerimizin hepsi esnaf, sanatkar, iş adamı, sanayici. Ben işlerinde tek üniversite okuyan kişiyim. Devlet memuru olmak çok arzu etmemize rağmen, hem de devlet planlamaya uzman olacak iken 12 Eylül ihtilalinde elimize kocaman bir devlet memurluğu yapamaz belgesi verdiler. Biz de o haktan mahrum olduk. Ama tabii Cenab-ı Hak çok büyük. İnsan kaderinde olanı yaşar. Bizi 1980'de devlet memuru yapmayanlar 2011 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili seçilerek memur olduk. Yani memuriyet isteğimiz 30 yıl aradan sonra gerçekleşti. Konya'da ben de kendim sanayici iş adamlığı yaptım, mali müşavirlik yaptım. Konya'nın sosyal hayatında hep bulunduk. Aile olarak zaten hem siyasetin içerisinde hem Konya'nın sosyal hayatının içerisinde babamdan itibaren hep, hatta rahmetli dedemi biz hatırlamayız. Çünkü dedem Çanakkale şehidi. Babam 5 yaşında kalmış. Dedem Çanakkale'de şehit olduğunda. Ailenin en küçük çocuğu babam. 3 kardeşlermiş. Şimdi öyle olduğu için ancak anne dedemi hatırlarım. Bilirim. Baba tarafımdan nenemi de, yani babamın annesi de 1953'te ben doğmadan vefat ettiği için onu da tanıma fırsatım olmadı. Babam 1946'dan itibaren Demokrat Parti'de Meram Bucak Başkanlığı yapmış. İnşallah evrakları toparlayabilirsem belki başka bir zaman onunla ilgili bir söyleşi de yapabiliriz. Hı hı. 1957 yılına kadar Meram Bucak Başkanlığı yapmış. Yıllar önce evraklar elime geçmişti. 1954 yılı Meram Bucak Kongre Zabıtları. Ne zabıtıydı onlar? Partinin kongre zabıtları. Anladım. 1957'ye kadar siyasetin içerisinde ve daha sonra da sosyal hayatın içerisinde babam olurken, 1961'den sonra ise siyaset ve sosyal hayatın içerisinde en büyük abimiz ön plana çıkmıştır. Evet. Bizim 1983 Konya'ya dönüşümüzden sonra ise biz de Konya'nın önce sosyal hayatı, dernek, vakıf, cemiyetlerinde görev aldık. 1990'dan sonra ise işte Müşriyat Kurucu Başkanlığı, Müşriyat Başkanlığı, Ticaret Odası Meclis Üyeliği, 1995'ten itibaren 2011'e kadar Ticaret Odası Başkanlığı, Odalar Birliği'nde Yönetim Kurulu Üyeliği, Sayman Üyelik, Başkan Yardımcılığı, Milletler Arası Ticaret Odası'nın Muhasip Üyeliği,
İslam Odalar Birliği'nin başkan vekilliği gibi daha cismini sayamayacağımız bir tok kurum ve kuruluşta görevler yaptık. Konya'da birçok vakıf, cemiyet, hayır kurumun kurucular arasında bulundum. Yani sayılar çok fazla evet. olduğu için isimlerini burada bahsetmiyorum. Ama günümüzde geldiğimiz ise siyasetten sonra daha çok hayır ve sosyal işlerle daha çok ilgilenmeye ve bazı düşüncelerimizi de yazmaya, kayda almaya başladık. Takriben bundan 2 yıl kadar önce de Kimsevim Yönetim Kurulu Başkanlığı'na geldim. Kimsesiz Çocuklar Vakfı'nın. Evet. Şu anda yaklaşık 80 civarında çocuğumuz var. Bunlar evle şeklinde Aile Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği halinde sokak ve köylerden kimsesiz çocukları toplayıp bunların okul dışı eğitimleriyle, barınmaları, giyim kuşam ve hayata kazandırılmasıyla ilgili çalışmalar yapmaktayız. İnşallah önümüzdeki günlerde şimdiye kadar basına bu konuyu çok taşımadık. Allah rızası için. Ama yönetimden ve dışarıdan gelen teklifler üzerine önümüzdeki günlerde basında bir basın toplantısıyla bu evlerimizi, çalışmalarımızı kamuoyuyla paylaşacağız. Çok güzel. Devlet de destekliyor bunu. Hı hı. Bu vakıf, Türkiye'de 2 tane örneği vakfı var. Birisi bizim bu kurduğumuz vakıf. Bunu ben müfiyat başkanı iken kurmuştuk. Konya'dan ileri o dönem yöneticilerin hepsi kurucular arasında var. Bizim kurduğumuz bu kimse Türkiye'de bir de ikinci örneği Aziz Nesin'in Çatal'da kurduğu bir vakıf. İnşallah bunları çalışmalarımız zamanla toplumla, halkla paylaşacağız. Evet. Bütün bu hizmetlerden sonra takriben 1,5 ay önce yapılan Kızılay Konya Şubesi'nin genel kurulunda hemşehrilerimizin, üyelerimizin genel merkezin arzusu üzerine bizi Konya Kızılay Başkanlığı'na yüklenmemiz konusunda ısrarcı oldular. Biz de bir hayır kurumu olduğu için Kızılay'ın özellikle 15 Temmuz'dan sonra işlevinin çok daha arttığına inandığımız için iş adamlarımızın isteği arzusu doğrultusunda Kızılay Başkanlığı'nda üstlenmiş olduk. İnşallah bundan sonra hem Kızılay'da hem Kimsev, çünkü Kimsev bir butik bir vakıf, yani ilgilendiği alan kimsesiz çocuklarla ilgilenmek. Yani bu çocukların özelliğini anlatmak için ifade edeyim. İnsan bayram geliyor, gideceği çocukların işte akrabası, amcası, dayısı, teyzesi birileri oluyor. Çocukların bir kısmı gidiyor. Ama 15 kadar çocuğun gidecek hiçbir yeri yok. Sağ olsun çok değerli hayırsever Konyalı hemşehrilerimiz, bunların idrakinde olan, yetim öksüzün ne anlama geldiğini bilen hemşehrilerimiz bu çocukları bayram günlerinde de sırayla alıp evlerine götürüyorlar. Sanki bir aile ortamında onlara yaşatmaya çalışıyoruz. Evet. Biz bu işleri de yani böyle bugüne kadar hiç fazla kimseye anlatmadan, mesela bu öyle bir hayırlı kuruluş ki daha ben 2 yıla yakındır başkanım, hiç kimseden gidip bir yardım istemedim. Duyan kendisi getiriyor. Çok çünkü güzel. Yetim ve eksüz olması dolayısıyla, ama biz daha kurumsallaştırmak için bazı çalışmalar yürütüyoruz. Kızılay ise, Kızılay tabii 150. yılını kutlayan, hı hı. ve yani eski adı Hilal-i Ahmer Cemiyeti olup bugün Kızılay, Türkiye Kızılay Derneği olarak toplumun her kesiminde, başta savaşta, barışta, afette, sıkıntıda, çünkü Kızılay'ın iştigal alanı çok geniş. Kızılay'da yani savaşta yaralanacaklara sağlık hizmetinden veya savaş nedeniyle mağdur olacak insanların bakım, korunması
barınmasıyla ilgili tutun. İşte Bozkır'daki bir sel felaketine rastla uğramış hemşerilerimizin uğradığı sıkıntıların giderilmesinde ve ilk yardımı uzatacak olan da yine Kızılay'dır. Evet. Yani bir örnek verecek olursak, işte kış geliyor, Konya'nın çevre yolları kapanıyor. Bu kapanmada yolda kalanlara bile ilk gıda, barınma ve iaşe yardımını Kızılay karşılıyor. İnşallah Kızılay'ı bu günden, yani biz yönetime geldikten itibaren çalışmalarına başladık. Toplumun her kesimiyle kucaklaştıracağız. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Mesela Konya Kızılay'ın gençlik kolları ve kadın kolları daha önce yokmuş. Gelir gelmez bunları oluşturduk. 3 üniversitede üniversite topluluğumuz var Kızılay'ın. Ama biz 5 üniversitenin tamamında teşkilatlanarak bunları genişletmek istiyoruz. Kızılay yani her kesim her sıkıntıdan sorumlu bir merhamet yuvası. Evet. İnşallah Konyalı hemşehrilerimizin, yöneticilerimizin desteğiyle Konya'da Kızılay'ı da hak ettiği noktaya getireceğiz. Yeni projeleriniz var mı? Şimdi Kemal Gödeneli Bey daha önce hastanenin gelişimi için işte bir takım çalışmalar yaptı. Sizin bunun dışında zannediyorum hastane yine genişlemeye devam edecek. Hastane konusunu çalışmalarını sürdürüyoruz. Yani hastane konusunda genel merkezimizde yapacağımız çalışmalar doğrultusunda tabii hastane önemli bir görev yapmakta. Ancak genişletildiği takdirde mevcut Türkiye'deki sağlık potansiyeliyle rekabet edebilir mi, edemez mi? Bunların araştırmalarını yapıyoruz. Konya'da en önemli olacak şeylerden bir tanesi kan merkezi. Konya'da bir kan merkezi yok. Yani bugün Konya'da kan hizmetleri, toplama işleri yürütülüyor. Evet. Bunlar Ankara'ya gidiliyor ve ihtiyaç halinde tekrar Ankara'dan bölgelere sarf ediliyor. Konya Karaman bölgesine kan hizmetlerinin %93 gibi bir bölümü de Konya Kızılay'ın kan merkezi tarafından yapılıyor. Ama bu kan merkezi kan toplama merkezi değil. Kanın depolandığı, belli süreçten sonra farklı ürünlere ayrılıp hastaların ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir yatırım. Bunun için çalışmaları sürdürüyoruz. Karatay Belediyesi ile bir yer konusunda bize bir yer taahhüdünde bulundular. Ama bu konuyu yeniden seçimlerden sonra değerlendireceğiz. Daha uygun, çünkü Karaslan civarında bir yer önerdiler. Bununla ilgili bir protokol imzalanmış mıydı? İmzalandı. Ama bunun daha biz mevcut belediye başkan adayı arkadaşımızla da görüştük. Gerekirse bunun değiştirilebileceğini. Hı hı hı. Konya'da mesela aşevi hizmetleri var. 500 kadar kişiye haftada 3 gün yemek çıkarılıyor. Mevcut yerin potansiyeli bu kadar. Ama hedefimiz yeni bir yerde günde en az, yani şartlar el veriyorsa ve ihtiyaç duyuluyorsa daha çok 5000 kişiye sıcak yemek vermek, evet, ve her gün vermek gibi bir düşüncemiz var. Yaşlılarla ilgili, yani böyle huzurevi değil de yaşlıların bakıma ihtiyaç sahiplerinin misafir edileceği bir alan oluşturmak. Ve bunların içerisinde en çok da bağışçılarımız, yani Kızılay'a malını mülkünü bağışlamış insanların zaten her türlü hasta bakım ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ama bunların huzur içerisinde yaşayabilecekleri bir huzur köyleri de oluşturmayı arzu ediyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız yeni. İnşallah zaman içerisinde topluma ihtiyacı olan her alanda, her kesime hizmet edebilecek alanlar oluşturacağız. Çünkü Kızılay sadece yurt içi değil, yurt dışında bugün Suriye mültecilerine, Afgan mültecilerine, Afrika'dan gelen mültecilere de yardım yapıyor.
bazen de yerinde hizmet etmek üzere. Çünkü talepler şu noktada, bugün Osmanlı Devleti'nde yani 1868'de kurulan Hilal-i Ahmer Cemiyeti, Osmanlı'nın döneminde şubeleri olan ülkelerde şimdi onlar da birer Hilal-i Ahmer Cemiyeti mevcut. Ve haklı olarak onlar diyorlar ki, Bağdat Kızılay'ı biz diyor o Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin Bağdat şubesiyiz. Hı. Bizim sıkıntılarımızı gidereceksiniz diyor. Evet. Veya işte gidiyorsunuz Sudan'daki Hilal-i Ahmer Cemiyeti diyor ki biz Osmanlı'nın işte bir Hilal-i Ahmer Cemiyeti şubesiyiz. Evet. Tabii bununla ilgili de toplum çok farklı yorumlar yapılabiliyor. Örneğin Libya'daki Hilal-i Ahmer Cemiyeti yani Türkçe adıyla Kızılay bize çok şeyler soruyorlar. Kızılay niye işte Libya'ya yardım götürüyor, Sudan'a yardım götürüyor? Ben birine şöyle bir şey önerdim. Mustafa Kemal Paşa Trablus'ta niye varsa Kızılay'da oralarda onun için var. Evet, evet. Bunu iyi anlamak lazım. Tabii toplum bunu anlayacak. Elbette bizim birinci önceliğimiz bölgemizdeki ihtiyaç sahipleri, afet sahipleri ne bunları yapmak. Tabii Kızılay sadece bir yardım cemiyeti değil. Aynı zamanda Kızılay bir afet ilk yardım eğitimi veren de bir kuruluş. Şimdi mesela sürekli üniversitelerde ve toplumda afet eğitimi almak isteyen, ilk yardım eğitimi almak isteyenlere de bizim bu konuda sertifikaları hocalarımız veya eğitim almış genel merkezimiz tarafından insanlar bu eğitimleri veriyorlar. Bununla da kalmıyor. Mesela burada bir toplum merkezi var Kızılay'ımızın. Bu toplum merkezi bir Avrupa Birliği projesi. Bunun önemli tek görevi Konya'daki yabancıların, evet, yani yabancı dediğimiz Suriyeli, Afrikalı, dünyanın neresinden gelirse gelip buradaki göç idaresindeki işlemlerin tutulmasıyla Türkiye'deki topluma uyumla eğitiminden tutun, bunların okul ve çalışma şartlarını devlette takip edilmesine kadar bu işleri takip ediyorlar. Yani mesela şu anda 23 tane elemanı var toplum merkezinin. Genel merkez ilan verdi. Yaklaşık bir 7-8 tane daha psikolog, sosyolog gibi saha elemanı alacaklar. Bunlar yabancıların Türk toplumuna uyumlu hale gelmesi için çalışmalar yapıyor. Bunların da mali karşılığını tamamen Avrupa Birliği karşılıyor. Avrupa Birliği projesi kapsamında mı? Avrupa Birliği projesi kapsamında. Evet. Şimdi yeni bir çalışma var. Tabii Türkiye'de birçok hem kamunun hem toplumun, vakıf ve cemiyetlerin yardım kuruluşları var. Bunlar her kesime yardım yapılıyor. Kızılay bir çalışma yapıyor şu anda. Önümüzdeki günlerde bitirecek. Bunun da finansmanı Avrupa Birliği'nden sağlandı. Türkiye'de yardım yapılabilecek insanlarla ilgili bir bilgi bankasına ulaşmak. Bu bilgiler devlette, vakıflarda, özel kurumlarda var ama hepsi ayrı ayrı. Çoğu birbirleriyle bilgilerini yeterince paylaşmıyorlar. Paylaşmayınca da insanların ihtiyaç sahiplerini belirlemede bazı sıkıntılar yaşanıyor. Kızılay önümüzdeki günlerde bunu da genel merkez gerçekleştirecek ve toplumun her kesimine çok daha rahat. Bu Kızılay'ın kendi bilgi bankası mı olacak yoksa bütün kurumlar bütün açık? Bütün bilgi bankası ama devletle işbirliği. Bunun yazılımını Kızılay kendisi yapıyor. Anladım. Bu kendisi yaptığı zaman toplumun her kesimine açılacak. Bizim en büyük arzumuz maalesef en büyük sıkıntı yaşanılan bu bilgi konularında yani bölgesel ve lokal olarak çok güzel programları olan arkadaşlar var. Örneğin belediyenin kent bilgi sisteminde fakirlerle ilgili yapılan yardımlar, verilen sosyal kartlar, hepsi bunlar var. Ama Konya'da A Vakfı, B Vakfı da yardım yapıyor. İşte belediyenin bilgi bankasına bu bilgileri girmiyor. Hmm. Halbuki girse, belediyeye girdiğimiz zaman
A fakirinin hangi vakıftan ne alıyor, evet, kimden para alıyor, kimden yardım alıyor, kimden yemek alıyor, bunlar görülecek. Evet. Veya işte fakir fukara fonu dediğimiz devlete ait sosyal hizmet vakıflarıyla ilgili de oradaki bilgiler, devlet de yardım yapıyor ama başka vakıflar oraya da bilgi girmiyor. İnşallah Kızılay'ın yapacağı programda devletle işbirliği içerisinde bunların entegrasyonunu sağlamış olacağız. Evet. Semih Hanım, sizinle Kızılay'a bir kan geldi, bir enerji geldi. Daha önce de yapılan projeler elbette vardı ama sizin şimdi, azminizi de biliyoruz, çalışma azminizi. Kızılay'ın Konya'da sıkıntısı şuydu. Evet. Bunu tabii geçmişe bir şey söylemek için ifade etmek istemiyorum. Bir yerde bir insan 55 yıldır başkansa orada bir sıkıntı var demektir. Evet. Yani biz şu anda bu insanlar Kızılay'ı suistimal etmişler mi? Etmemiştir. Ama Kızılay'ın gerçek hizmetini yapmışlar mı? Yapmamışlar. Ben bunu demek istememiştim. Ama hani şu yeni kan değişimiyle... Ben başka bir şey daha söyleyeceğim. Yani bu fakir 30 yıldır Kızılay'a üye olmak istiyordu. Beni Kızılay'a üye yapmadılar. Ya ben ticaret odası başkanıyım. Milletvekiliyim. Niye? Kızılay bir kapalı kutu idi. Evet. Biz inşallah Konya'da Kızılay'ı toplum yararına herkese açacağız. Evet. Biz diyoruz ki Kızılay'da hizmet etmek isteyen, Kızılay'a yardım etmek isteyen her şeye varız. Bunun için bizim geçmişte yaptığımız hizmetleri, hayırseverler, iş adamları, sanayiciler bildikleri için biz geçmişte niye böyle, geçmişe takılıp maniyetinde değiliz. Hazreti Mevlana ne diyor? Dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni bir gün, yeni günde yeni şeyler söylemek evet. lazım. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi var. Bizim yoğurt yiyişimiz farklı. Tabii. Biz inşallah İyi bir ekiple geldik yönetim kurulumuzda. Bu ekiple farklı bir anlayışla hizmetleri, faaliyetleri daha da genişleteceğimizi ümit ediyoruz. Evet. Bu konuda da son derece iyi şeyler alıyoruz, dönüşler. Konya'da organize sanayinde olsun, farklı alanlarda olsun. Ziyaret için Kızılay'a yaklaşık neredeyse 1,5 aya yakın zaman oldu. 40 gün oldu biz göreve geleli. Hı hı. Hala ziyaretçi akını devam ediyor. Evet. Neden? Halbuki ben bir milletvekili olarak Konya Kızılay Şubesi'nin neresi olduğunu bilmiyordum. Ama burada biz toplumun her kesimini açacağız. Her sivil toplumuyla işbirliği yapacağız. FETÖ operasyonundan sonra Kızılay'ın önemi arttı. Neden arttı? Bu hain FETÖ ekibi toplumumuzun hayırsever duygularıyla da oynadı. Şimdi bunlar hayır işi yapıyor diye buraya yardım eden bir sanayici, iş adamı daha sonra gidip savcıya ifade vermek durumunda kaldı. Bir suçlu olmasa da yani hem hayır yaptı hem ama Kızılay işte devlet güvencesinde evet. Ve bu konuda son derece duyarlı hizmet verecek bir kuruluş. Cumhurbaşkanımız da zaten bunun önemini idrak ettirmek, topluma anlatabilmek için birçok başta kurbanların olmak üzere yardım ve hasenat konusunda toplumu Kızılay'a ve Diyanet İşleri Vakfı'na yönlendiriyor. Yani bunlar kamu yararına hizmet veren, topluma açık, herhangi bir siyasi hedefleri olmayan vakıf ve cemiyetler. İnşallah biz o doğrultuda toplumun ihtiyaçlarını giderebilecek bir durumda olacağız. Evet. Bu projelerinizi yerine getirebilmek için bağışçı sayınız yeterli mi? Bağışçı sayımız her geçen gün artıyor. Hı hı. Zaten bu 15 Temmuz ifadesini kullanmam şunun için gerek biz devreyi devraldıktan sonra gerekse 15 Temmuz'dan sonra baktığımızda Kızılay'a gayrimenkul ve bağışların artışı 15 Temmuz'dan sonra çok daha artmış. Hı hı. Bu da Kızılay'a olan güveni gösteriyor. Evet. Toplumun diğer bazı istismarları gördüğü zaman tekrar vatandaş istismar edilmemek için kendini devletin güvencesinde göreceği bir kuruma yönlendiriyor.
Onun için hem gayrimenkul bağışlarımız hem de menkul nakit ve emval yani mali yardımlarımız çok ciddi manada artmış durumda. Evet. Biz de bunları işte merhamete ihtiyaç olanlara, yardıma ihtiyaç olanlara sadece maddi yardım ulaştırmak değil, insanlara merhamet göstermek de çok önemli. Kızılay'ın ana hedeflerinden birisi de bu. Evet. Kızılay Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Üzülmez olarak Konyalı'ya nasıl bir çağrıda bulunursunuz? Böyle bir ben şunu sohbetinizi söylüyorum. Bu mesajı geldiğim her kurumda söylemiştim. Yani müfettiş başkanı olduğunda da söylemiştim. Müfettiş Konya'nın malıdır, sahip çıkın. Ticaret odası başkanı olduğunda da Konya Ticaret Odası Konya'nın malıdır, buraya sahip çıkın. Şimdi Konyalı hemşehrilerimize de şunu ifade ediyorum. Kızılay Konya Şubesi Konya'nın malıdır. Konya'ya hizmet eden, Konyalılar adına dışarıya da hizmet eden bir kuruluştur. Çok değerli hemşehrilerimiz, hayırsever iş adamı, sanayicilerimiz kendi Kızılaylarına sahip çıkmalarını istirham ediyorum. Yani burası bir Hüseyin Üzülmez'in kendi başına götüreceği bir iş değildir. Hı hı. Burası bir toplum ve merhamet yuvası. Bu yuvaya Konya'nın her kesimi sahip çıkacak. İmkanları olanlar yardım yapmakla, imkanı olmayanlar da bedeni olarak. Mesela biz şimdi kadın kollarını kurduk. Hemen Ramazan'da fakir ve ihtiyaç sahiplerini özel çalışmalarını başlatacaklar. Kızılay hastanemiz var, gençlik kollarımız. Bir de Kızılay daha önce hep şehir merkezi odaklı çalışmış arkadaşlarımızın aldığı karar doğrultusunda bütün il ve ilçeler, köylerimiz de bizim ilgi alanlarımızda olacak. Gençlerimiz buralarda tarama programları yapacağız. Sadece yardım değil, insanlara ilk yardımı da öğreteceğiz. Evet. Afet yardımını da öğreteceğiz. Birbirlerimize ne kadar çok samimiyetle, merhametle kucaklaşırsak o kadar fayda üreteceğiz. Ben bütün hemşehrilerime Kızılay'a sahip çıkmalarını istirham ediyorum. Evet, teşekkür ediyoruz.